Arkadaşlar selamlar. Motorum Dutu 125 cc'de varyatörü söktüm. Arka varyatörü gördüğünüz gibi demonte ettim. Şimdi arkadaşlar burada orijinal varyatörde bakın şöyle bir durum mevcut. Şimdi balatayı söktüğüm zaman görüyorsunuz. Kapmayı hep arka uç taraflardan yapmış. Bakın. Kapmayı yaptığı yer sadece şu yüzeyler. Şurası. Yani bu balatanın aslında kavramatasını şöyle yüzeysel olarak komple kapması gerekiyordu. Yani bu orijinal bir ürün. Çıkardığımda böyle arkadaşlar. Şimdi bunun yerine ben elimde olan birebir benzeri olan bu balatayı kullanacağım. Şimdi bunu taktığım zaman şu kapma yüzeylerine bakacağız. Bir sonraki açmamda bunu göreceğim tabii ki. Şimdilik göremem de. Bunu kullandığım zaman durum ne olacak ona bakacağız. Şimdi bu motorlarda yani Çinli motorlarda her zaman dediğim gibi eksik noksan bir şeyler oluyor. İşte bazı yorumlarda yapılıyor. Motorlarda orijinal ürün kullanın. İşte orijinalden şaşmayın gibi yorumlar geliyor. Bakın burada gördüğünüz gibi şu arka balatamız kapması düzgün değil. Şimdi ne yaptık? Burada orijinal varyatörü orijinal balatayı çıkarıyorum. Şimdi benim bunu kullanmam burada verimsizlik yaratacak. Yani daha verimli olsun. Şu kapmayı düzgün yaparsa bunu kullanacağım. Bunun denemesini yapacağım ben burada arkadaşlar. Bu yüzden bu motor altyapıları zaten Çinlilerde hepsi aynı. Hani burada çok hassas, çok hesapsal bir mühendislik hesaplaması falan yok yani. Malzemeyi taktım, motoru da topladım. Tamamdır kardeşim diye bu motorlar toplanıyor. Çinli motorlarda. Bakın bir Honda'da, Yamaha'da, SYM'de, Hero Motor'da veya TVC Motor'da bunlar olmaz. Orada daha kapsamlı, daha hassas mühendislik hesaplamaları var. Kullanılan ürünlerin kalitesi de Çinli motorlara nazaran çok daha kalitelidir. Anlatabildim mi? Yani bu yüzden Çinli motorlarda bu tür revizyonlar istiyor. Buna göre daha kaliteli ürünler takmak gerekiyor. İşte ufak tefek varsa mühendislik hesaplaması hatalı olan bunların düzeltilmesi gerekiyor. Biz hep bunu söylüyoruz. Bu yönde de zaten motorlarda iyileştirme yapıyoruz. Durum böyle arkadaşlar. Yani ne oluyor? Diyeceğimiz Çinli motorlarda yapılan hesaplama hatalarını veya kullanılan kötü ürünleri düzeltme maksatlı işlem yapabiliriz. Yani bu demektir. Bu yüzden ben de bu balata işinde düzgün kapmayan balatayı çıkarıp başka bir balatayla deneyeceğim. Bunda durumun düzeleceğini düşünüyorum. Bunu bir sonraki açtığımda ben şu balata yüzeylerini komple kapıp kapmadığını göreceğim. Zaten bunu kullanırken de ben hissederim. Bunun tepkisinden bilirim. Şimdi şunu da kavramının zayıf olduğunu ben kullanırken hissediyorum zaten. Motorun kalkışından belli oluyor. Belli diyor yani o kendisini. Eğer bu balatayı kullandığımda daha güzel kalkış ve ivmelenme yakalarsam o zaman tamamdır diyeceğim. Durum böyle arkadaşlar. Burada kısa bir anekdot anlatmak istedim. Kısa bir örnekleme yapmak istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Kendi motorumdan örnek verdim zaten. Burada benim kullandığım ön varyatörü orijinal zaten. Bunu ellemeye gerek yok. Burada sıkıntı yok. Bagaları 13 gramdı. Ben bunu 12 gram. Bakın burada arması var. Tech Bulley. Bu da bir performans tip baga. Bu da güzel bir marka. Performans bagası. Bunu da ben tavsiye ederim. Kullanmanızı. Bunu kullandık. Kayışımız zaten orijinal kayış. Gri bando. Bunun yeni kayışı gelecek. Bu ölçüde. Onu da değiştireceğim. Henüz teslim almadım. Mecburen bunu takıyorum. Dediğim gibi burada bir iyileştirme yapıp bunu görelim arkadaşlar.
İçeriğimiz böyle olsun. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, motorumuzu denedim biraz. Kalkış falan çok güzel oldu. Yani belirgin bir fark var kalkışımızda. İşte görüyorsunuz, yani küçük dokunuşlarla balata değiştirdim. Hani böyle küçük işlemlerle motor çok daha iyi oluyor. Yani bu Çinli motorlara has bir şey. Yani mutlaka bir yerlerine eliniz değmesi gerekiyor ki motorunuz dört dörtlük olsun, tam olsun. İşte ayarlaması iyi olsun, iyileştirmesi iyi olsun. Bu şekilde motorlar çok daha güzel oluyor. Özellikle Çinli motorlardan bahsediyorum. Şimdi az sonra bir düz yolda da basacağım biraz. Zaten kalkışın iyi olduğunu kalkarken hissediyorum ben yani.